ismi öncelikle Dreamland, Düşler Ülkesi. Bu sergi konsepti benim öncelikle çocukluğuma dayanıyor. Yani çocukluğumda yaşamış olduğum evlere, işte etrafımda bana dokunan eski arabalara, işte kullanmış olduğum malzemelere, iplere ve bunlar bir süre zarfından sonra bende farklı imgeler oluşturmaya başladı ve tuvale yansımaya başladı. İlk resimler bir fotoğraf olarak, imge olarak oluştu ve ben bunu fotoğrafa dönüştürdüm. Fotoğrafla kompozisyon oluşmaya ve fotoğrafta üst üste gelen fotoğraflar birbirinin içine geçmeye başladı. Bu içe geçişler de yeni kompozisyonlar oluşturdu. Çünkü resimlerde öncelikle önemli olan boşluklardı. Yani espas değerlerinin ön planda olmasıydı. Ve izleyenin izlerken resmin içine dahil olabilmesiydi. Yani benim amacım buydu. Ben bunu hedefledim ve buna göre resmetmeye çalıştım. Düş ile gerçek, yani Dreamland, Düşler Ülkesi. Düş şurada benim hayal ettiğim bir kompozisyonlar oluştuğu için işte uçan evler, arabalar, ipler, gergedanlar, inekler vesaire imgeler var. Bunlar havada olduğu için düş konumuna giriyor. Ama gerçek ise ev gerçekten gerçekçi bir şekilde resmedilmiş. Atıyorum yine arabalar, ipler, taşlar, inekler gerçekçi bir şekilde resmedilmiş. Düş ile gerçek arasındaki o hassas noktada resimlerin üzerinde bulunan çizgiler. Yani o bizi hem içine alan hem geri çıkartan resimlerin üstüne binen çizgilerle oluşmuştur. Bu şekilde 20 adet resim yaptım ve sergi konsepti bundan oluşuyor ve bir tane de enstalasyon yaparak bunu desteklemek istedim. Ben Düşler Ülkesi serginin küratörü olarak Hakan Adan'ın bu sergide yanında bulunmak istedim. Bu resimler yeni sürrealizm dediğimiz, New Surrealism, bu akımın etkisinde kalarak gerçekleştirilmiş tablolardır. Aslında burada Hakan Adan kendine göre yeni bir unique bir dil oluşturmuştur. Resimlere baktığınızda gerçekten geniş espaslar, boşluklar, yüzeyler üzerinde alabildiğine uzanan sonsuzluk görüyorsunuz. İzleyici olarak biz bu son baktığımızda tablolara baktığımızda bu sonsuz boşluğun içine doğru ilerleyerek girmekteyiz. Genel olarak tuval üzerine yağlı boya olarak çalıştım. Teknik fotoğraf mantığından yola çıktığı için, yani günümüzde internet ortamında vesaire işte dijital alanlarda çok bombardımanla beslendiğimiz için o fotoğraflardan da yararlanabilme olanağını buldum kendimde. Atıyorum resmimdeki bir imgeyi başka bir fotoğraftan alıp ama kendim kompoze ederek üst üste bindirdim. Sergimiz 3 Mart'a kadar Şalabi Art Galeri'de devam edecek. Tüm sanatseverleri sergime bekliyorum.